Merhaba sevgili izleyiciler. Bir yedinci günde yine birlikteyiz. Çok hareketli günlerdeyiz. Hem bir yandan 8 Mart çalışmaları, etkinlikleri ve bir yandan da yerel seçim çalışmaları, hepsi iç içe geçiyor. Bugün iki konuğumuz var. Ayrıca stüdyoda Nursel Aydoğan'la siyasetçi birlikteyiz. Nazan Üstündağ Skype üzerinden bizimle birlikte olacak. Ama iki konuğumuz var. Biri Urfa Belediye Eş Başkan Adayı Gülşen Özer, diğeri de Ebru Günay. Ebru biliyorsunuz Ankara'da Gülten Kışanak aday, kendisi tutsak ama kadınlar kolektif olarak onun kampanyasını yürütüyorlar. Ebru da Gülten Kışanak kampanyasında çalışan, onların onu o kampanya sözcülüğünü yapanlardan birisi. Zaten Kışanak'la demişti, kolektif kadın emeğiyle kazanacağız bu seçimi diye. Önce onlarla başlamak istiyorum çünkü gerçekten seçim çalışmaları çok yoğun. Biliyorum ne kadar çok yoğun programları var ama bu yoğun programda bize de zaman ayırdıkları için teşekkür ediyoruz önceden kendilerine ve Gülşen Özer'le başlıyoruz. Merhaba Gülşen Özer. Merhabalar. Evet, tabii ki Urfa bizim için çok önemli, DEM Parti için çok önemli bir yer. Daha önceki adayı gösterilen, eş başkan adayı gösterilen Gülşen Yıldırım'ın adaylığı da kabul edilmedi. Çok önemli bir görevi devraldın. Hem kayyum siyasetine hem adaylığı reddedilen arkadaşlarımız yerine bir görev devraldın. Nasıl gidiyor Urfa'daki seçim çalışmaları? Evet. Başta ekran başında olan tüm kadın arkadaşlarımı selamlıyorum. Sayın Gülşen Yıldırım'ı da burada selamlarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz hukuksuz bir şekilde onun adaylığı kabul edilmedi ve ben onun şu anda bayrağını devralmış bulunmaktayım. Aslında Urfa'da seçim çalışmaları çok yoğun geçiyor. Gerçekten hem çok coşkulu hem çok yoğun geçiyor. Yani sabah 8'de ve gece saat 11-12'ye kadar biz alanlarda ve ilçelerde esnafların içerisinde bir bir belki evlere gidemiyoruz ama alandan da ayrılmıyoruz. Çalışmalarımız tempolu bir şekilde ve programlı, planlı bir şekilde yürütüyoruz. Her gün bir ilçemizde büro açılışımız var. Biliyorsunuz 8 Mart'a girdik. Yani 8 Mart haftasına girdik. Hem 8 Mart çalışmalarını yürütüyoruz. Dün Bozova'da Fırat'a aslında 8 Mart için karanfil özgürlük çağrısıyla tüm tutsaklara özgürlük diye tüm kadın arkadaşlarımızın bu Fırat'ta dileklerimizle beraber, notlarımızla beraber özgürlüğe haykırarak tüm kadın cezaevinde olan kadın arkadaşa ve tüm arkadaşlarımıza, herkese o özgürlük çığlığıyla, halaylarla, zılgıtlarla, özgürlük halaylarıyla kutlamaya başladık aslında. Bugün de Suruç'taydık. Suruç'ta bütün ilçe eş başkanlarımızla, yani ilçe belediye eş başkanlarımızla ve meclis üyeleriyle bir toplantı, bir istişare, bir plan proje tartışmasıyla tüm gün boyu programımızı birbirimizle fikir alışverişi, halkın içindeki çalışmalarımızı değerlendirilmesi, daha iyi bu halka nasıl hizmet edebileceğimizi, bunların hepsini tartıştık ve gerçekten arkadaşlarımız da çok morallı. Gittiğimiz her yerde de coşkulu bir şekilde bizi karşılıyorlar. Bu sefer diyorlar ne olursa olsun biz artık onları sandığa gömeceğiz diyorlar. Yani biz kayımları göndereceğiz. Kendi yerlerine nereden gelmişseler oraya gitsinler. Biz kendi yerimizde yönetimimizi kendimiz ve ilçemizi, ilimizi kendimiz yöneteceğiz. Sloganlarıyla karşı karşıya geliyoruz. Tabii ki bu coşku sadece aslında bir belediye almak değildir. Aslında halkın umuduyla beraber, halkın aslında çözüm beklediği, umut beklediği, bugün bütün sorunlarının hani bir umutla biz kendimizi yönetirsek kendi sorunlarımızı da çözeriz.
kendi ekonomimizi de oluştururuz. Kendi altyapımızı da oluştururuz. Biliyorsunuz ki biz bir deprem yaşadık ve o depremden sonra da Urfa'da bir sel felaketi yaşadık. Aslında bu sel felaketinin bir felaket diyemeyiz. Bir insan yapısının, altyapısı yapının bozuk oluşundan dolayı o felaketi yaşadık. Bir insan felaketi yaşadık. Bir öngörüsüzlük felaketi yaşadık. Yoksa dere yataklarına aslında sen evleri ve apartmanları dikersen su derler ya, su akar yolunu bulur. O su da kendi önündeki her şeyi silip süpürüp götürür. Yani doğanın kanunuyla aslında ekolojiyle de bir şekilde oynamış olmuşlar. Yani hem ekoloji hem insan hayatını hem doğayı katletmekle bugün yüz yüze karşı karşıyalar. Ve bunun cevabını aslında leğenini al gel mantığıyla ya da işte kovanı al gel bir kepçe bile bulamayıp o sulu o felaketten o krizin önüne geçememeleri bugün bir aslında koca bir eksiklik. Yani sadece eksiklik değil, bir ayıp. Yani 21. yüzyılda yaşıyoruz ama bugün bir sel felaketiyle, bir deprem felaketiyle yüz yüze geldiğimizde çaresiz bir şekilde insanlara hani el uzatamayacak kadar çaresiz bir şekilde insanları umutsuz ve çaresiz bırakmaları. Bugün bu halk bunu gördüğünde biz artık bunları istemiyoruz. Biz kendimiz, kendi şehrimizi de, kendi ilçemizi de, bütün doğamızı da, tarımımızı da, suyumuzu da, her şeyimizi biz yönetiriz. Bugün Urfa'da su şehri olduğu halde Türkiye'nin en pahalı su tüketim faturaları Urfalılar ödüyor. Yani bunlar yani kabul edilmeyecek şeylerdir. Yani aslında her yerde su bedava olmalı. Yani bedava olmasa da en aza, en düşük bir ücretle halkın ihtiyacı olduğu kadar tüketebilmeli. Ama bugün insanlar diyor ki bizim suyumuz elektriğimizden daha pahalı geliyor. Bugün tarım şehriyiz ama elektriklerden, trafoların sökülmesinden dolayı insanlar kendi tarlasında, kendi çiftçiler çaresiz. Yani o yüzden de bu sorunlarla yüz yüze geldiğimiz için bu sorunların çözümü de biz bugün zaten Suruç'ta bunu tartıştık ve çözümlerini nasıl üreteceğiz, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz projelerimizle halka sunacağız. İleriki günlerde zaten bunu dile getirip hep beraber kayyumları gönderip belediyeleri tekrar geri alacağız ve halkla beraber bütünleşip bu çalışmaları halkın kararlarının içinde olduğu, fikirlerinin içinde olduğu, projelerinin içinde olduğu bir yola devam edeceğiz. Evet, Nursel'in bir sorusu olacak Gülşen. Nursel Aydoğan'ın. Gülşen, selamlar. Tabii sen deneyimli bir arkadaşımızsın. Öyle söyleyeyim, Ahmet'te il başkanlığı yaptın. Pek çok seçim çalışması, seçim kampanyasını hep birlikte sürdürdük. Ve tabii Bismil'de de eş başkanlık yaptın. Belediye eş başkanlığı yaptın. Başarılı olacağınıza inanıyorum ben. Bugün trende gelirken bir yurttaşla tesadüfen karşılaştık. O beni tanıdı. Biraz sohbet ettik ayaküstü. Nereli olduğunu sordum. Bozovalıyım dedi. Böyle kısa bir süre çocuklarını, aile yakınlarını ziyarete gelmişti. Aa dedim, ben de Bozova'dan geldiniz. Hemen dedim biraz seçim kritikleri yapalım. Tabii vekilim dedi. Dedim nasıl görüyorsunuz Bozova'yı? Kazanır mıyız sizce? Yani çalışmalar nasıl gidiyor? Yani çok moralliydi. Onu söylemek istiyorum Gülşen. Sen biraz önce Bozova'ya gittik dedin. Ondan aklıma geldi. Dedi adaylarımız çok iyi. Bozova'nın belirlediği adaylar, seçtiği adaylar. Bir şey var, adaylar etrafında bir kenetlenme var. Ben dedi şahsen %80-90 görüyorum Bozova'yı, hani belediyesini almayı. Ben de dedim bravo, yani sizde tabii dedim bu inanç olduktan sonra mutlaka alınır tabii ki. Köylerin durumunu sordum. Dedi köyler çok iyi. Sen nasıl gördün diyecektim Bozova'yı. Böyle aniden çok şeyli konuşunca, arkadaş da böyle umutlu konuşunca ben de çok sevindim. Tabii Urfa'yı biraz biliyoruz.
iktidarın her türlü oyununun çevrildiği bir yer orası. Ama yani bu inancın olması çok hoşuma gitti. Yani kazanacağımıza dair çok büyük bir umut ve inanç vardı o gelen yurttaşta. Sen nasıl gördün Bozova'yı diye soracaktım. Merak ettim. Bozova bir muhteşem bir, gerçekten biz büro açılışına gittiğimizde bir miting havasında geçti. Yani çoğunlukla da genç ve kadın arkadaşlardı. Yani gün boyu biz zaten oradaydık, esnafları dolaştık. Esnafları dolaştık. Esnafların bizi karşılaması ve akşam da büronun açılışıyla gerçekten tek kelimeyle muhteşemdi. Bir caddeden bir caddeye yürüyüş yaptık, sloganlarla, zılgıtlarla. Çok güzel. Yani ben Bozova'dan çok yüksek bir oy bekliyorum. Gülşen, gerçekten çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Tüm Urfa'ya selamlarımızı iletiyoruz. Urfa'nın şöyle de bir özelliği var biliyorsun. Yani seçim çalışmaları sırasında cinayetler işlenmiş bir il. Hala o adaletsizlik, hukuksuzluk devam ediyor. Yitip giden şen yaşarlar içinde, Emin annenin direnişi içinde gerçekten Urfa'da bayrağı yükseklere taşımak lazım. Sana ve bütün çalışanlara başarılar diliyoruz. Sağ ol. Seni uğurlayabiliriz Gülşen. Biliyorum çok yoğundu programların. Bize de zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Evet. Selamlar, başarılar. Evet, şimdi size geçmeden Ebru'yla devam edelim. Mursel ve sevgili Nazan. Çünkü Ebru, başında da söylediğim gibi Gülten Kışanak'ın kampanyasında, Ankara eş başkanlık çalışmalarında Ebru da yer alıyor. Kendisi tabii ki DEM Parti eş genel başkan yardımcısı ama esas bu kimliğiyle değil, Kışanak kampanyası kimliğiyle davet ettik kendisini. Merhaba Ebru, vallahi çok güzel işlerle başladınız. Kadın Meclisi'nin startı çok iyiydi. Cezaevi önünde tabii ki kampanyayı, 8 Mart kampanyasını başlatmak çok önemli. Zaten sen de aktaracaksın birazdan. 8 Mart çalışmalarıyla biraz seçim çalışmaları da iç içe geçti. Zaten kadınlar değiştirecek diyoruz. Hani buna da uygun tarihler de denk düştü. Senle başlayalım. Neler aktaracaksın bize? Ya tabii seçim 8 Mart, Nevroz böyle çok ciddi bir yoğunluk var. Yani Mart ayının genel yoğunluğu zaten olur ama bu defa çok ayrıca bir yoğunluk var. Ve bu defa bu yıl biraz hani yerel seçim aslında yerel demokrasinin yerinden yönetimin karar mekanizmalarına katılmalarının çok yoğun tartıştığımız bir zaman dilimi oluyor her yerel yönetimde. Çünkü kentler gerçekten çok erkeklere göre erkek egemen bir yapıya göre inşa edilmiş ve kadınlar bu süreçlerde söz ve karar sahibi olmak için yola çıkıyorlar. Tabii biz DEM Parti'nin bir avantajı var bu konuda. Mirasını devraldığımız gelenek dünyada ilk ve tek örneği olan belediyecilikte de eş başkanlık sistemiyle aslında kadınların eşit temsiliyetini söz ve karar mekanizmalarına dahil olma kentlere kadın elinin değmesi, kadınların yaşayabileceği bir şehre dönüşmesi için gerçekten hani geçmişten bugüne çalıştılar. Tabii kayyumlar eliyle bu hep gasp edilmiş olsa da yine de bir deneyim ve bir tecrübe hali var. Şimdi işte yeniden bu deneyim ve tecrübeyle bu süreci 31 Mart'ta hazırlanıyoruz. Tabii ben en şanslı belediye eş başkan profilin şanslı kentin Ankara olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani belediye başkanlarının birçoğunun deneyim profiline baktım. Hani iktidarından muhalefetine siyasi birikimi, tecrübesi ve hani kadın kimliği, feminist oluşu, işte sosyalistliği, devrimciliğiyle en güçlü aktör, en güçlü aday Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gülten Kışanak. Genel başkanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, üstüne Ahmet gibi bir kente belediye eş başkanlığı yapmış ve yerine kayyum atandı. Tabii bu zorlu süreci biz dışarıda Gülten'in hani kadın arkadaşları olarak biraz bu süreci onun adına yürütmeye çalışıyoruz. Gülten maalesef ki 7 yıldır haksız bir şekilde tutuklu.
artık kendisi için tahliye olmak bir hakken rehine pozisyonuyla düşman ceza hukukuyla bir kumpas davasında tutuklu. Tabii ironik olan şu, Gülten 82 işte 80 darbesinde Diyarbakır cezaevinde faşizme meydan okudu, orada direndi ve üzerinden hani tarihten bugüne geldiğimizde işte yıl 2024 Gülten tekrar cezaevinde ve Ankara gibi bir yerde Kobani kumpas davasına yargılanıyor ve tekrardan aslında faşizmi yargılıyor. Faşizme karşı bir duruş sergiliyor. İktidar hani bu konuda yine bir direniş mücadele çizgi hani bir hat oluşturuyor. Bu aslında bence hani bu denklem bile Kürt sorununun tarihsel hani çözümsüzlüğünü ve kadın olmanın, devrimci olmanın nasıl hani bir düşman hukukuna tabi olduğunu çok somut göstergesi ve daha kötüsü işte Gülten Kışanak ilk seçim konuşmasını da 1 Mart'taki Kobani Kumpas davasında duruşma salonunda gerçekleşti. Yani bir Ankara'nın işte Ankara'da bir başkentte belediye eş başkanlığı adayı bu bir siyasi tarihte ilktir. Bir ülkenin başkentinin belediye başkan adayı seçim kampanyasını cezaevinden yürütüyor ve ilk savunmasında ilk seçim konuşmasını da duruşma salonundan gerçekleştirdi. O gün duruşma salonunda hem Gülsan'ın kendisi aslında hem de sonrasında söz alan diğer yol arkadaşlarımız sabahatlar da ifade ettiler. AKP iktidarı siyaseti sokaklardan kopartıp mahkeme salonlarına yani bizi bir duruşma salonuna sıkıştırmaya çalışıyor olsalar da aslında bugün Gülten'in adaylığı o duruşma salonlarına sığdırılamayacağın çok açık göstergesidir. Ve hani şey söyleyeyim sadece hani kadınlarda da gençlerde de bütün toplumsal kesimlerde Gülten'in adaylığını yarattığı gerçekten ciddi bir heyecan var. Çünkü Gülten'in burada bir fark yaratacağının çok farkında. Biz mesela kampanya ekibiyle ilk hani Gülten adaylığı söz konusu olduğunda kadınlarla toplantılar almaya başladık. Bu işi nasıl yürütürüz? Bazı kadın arkadaşlarımız çok açık ifade ettiler. Başka hani iktidarın muhalefeti olsa da aslında Ankara'da şöyle bir hakikat var. Hepsi birbirine benzeyen erkek adaylar. Ve hepsinin hani faşizmle olan bağ işte geçmiş yaptıkları hepsinin ortada aslında faşizm ve Gülten Kışanak var yani bu hat aslında onu gösteriyor ve bir de şöyle bir durum var yani aslında birçok meselenin çözümsüzlüğün tıkandığı yerde Ankara işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada olması hani mesela kayyumlar Gülten hani Gülten denince akla kayyum ataması geliyor gasp edilen irade geliyor. Şimdi kayyumları bu iktidar yasalaştırdı ve bunu meclise yaptı yani. Ya da Kürt sorunun demokratik çözümünden bahsedeceksiniz. Bunun geçtiği temel adreslerden bir tanesi elbette ki meclistir. Ve tüm ayrıştırma politikalarına karşı yani böyle Diyarbakır'ı ve Ankara'yı, Amed'i ve Ankara'yı birbirinden ayrıştırma politikasına karşı bir tutum olarak Ankara'dan bir cevap aslında Gülten'in adaylığı. Ve ben tabii burada aslında hani işte çözümü, direnişi, o birleştiriciliğin de bir kadın kimliğe mümkün olduğunun bir işaretini gösteriyor aslında. Yani onu sembolize ediyor. Gülten etrafında birçok kadının toplanmış olması, onun sesini yükseltmesi bu konuda aslında kadının gücünü ve birleştiriciliğini de ifade ediyor. Biz biraz kampanya sloganımızı siyasetin mor demi diye ifade ettik. Biliyorsunuz sevgili Gülten'in kitabının da ismi. Yani Gülten'deki kampanya sloganımız biraz bu siyasetin mor demi. Çünkü Ankara'da bir hani Ankara denince işte bürokratik işte bir erkek egemen yapıdan bahsedersiniz ve aslında bütün farklılıkların kimliklerin yok olduğu yok sayıldığı bir kentten bahsediyorsunuz. Tam bunun karşısında işte kadınların böyle hani siyasette bir mor demin olduğu yani Ankara'da aslında bir Gülten ifadesiyle dem vaktinin geldiği bir zamandan bahsediyoruz ve bunu gerçekten yeniden
yani topluma bir de şunu da aslında ifade etmek istiyoruz. Biz demokratik bir alternatif yaratmak istiyoruz. O işte iktidarından muhalefetine birbirine benzeyen böyle faşist işte ya da ulusal ya da erkek odaklara değil de demokratik bir hattın örülebileceğini, yerelden yönetimi mümkün olabileceği, kararda, katılımda söz sahibi olunabilecek kentleri ifade etmek istiyoruz. Şimdi dönüp baktığımızda hani Gülten'in bu konuda diye Ahmet Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın yaptığı gerçekten çok güçlü etkinlikler var. Şöyle düşünün işte seçildikten sonra Ahmet de 6 ayın sonunda stratejik eylem planı açıklamış ve bu eylem planlarının tamamının Gülten yüzlerce halk toplantısı yaparak o toplantılar sonucunda açığa çıkartmış. Yani Ankara'da seçilmesi halinde bu yapacaklarından bir tanesi. Hani yerel demokrasi böyle bir şey. Ve tabii şu da bir hakikat. Hani Gülten bir de gazeteci kimliği var. Özgür basın geleneğinden geliyor. İşte birçok badireyi atlatmış. Aslında hakikatin sesini de ifade eden bir yerden yaklaşıyor. Bunların hepsinin bütünleştirdiği aslında bütün bu kimlikten işte kadın, sosyalist, devrimci, gazeteci, siyasetçi çözüm aslında bunların bir aradalığıyla mümkün. Kuşkusuz hani bu belki biz hani kampanyanın yeni startını verdik ama zaman içerisinde Gülten'le beraber çok şey yapma kampanya içerisinde çok şey yapmayı hedefliyoruz. Gülten duruşma salonundan sesini yükseltti. Biz dün Kuğulu Park'tan sesini tüm hani Ankara'nın sokaklarıyla buluşturmak istedik. Dediğim gibi gerçekten ilgi, heyecan hani o hani kadının bir alana girdiğinde yarattığı heyecan hali biz dün Gülten'in kampanyasında çok hissettik. Mesela sesini işte eski konuşmalarından kısa bir sesini dinledik Kuğulu Park'ta. Yarattığı heyecan, yarattığı sinerji aslında bu geçmiş mücadele ve direniş geleneğinin yarattığı bir şey. Tabii hani kayyum atanmış bir belediye başkanı olarak bugün Ankara'nın Büyükşehir Belediye eş başkanına aday olması, talip olması aslında o kayyum politikalarını da teşhir eden bir yerden yaklaşıyor ve şunu da belki buradan bir kez daha ifade etmekte fayda var. Hani bugün işte DEM Parti'nin belediye başkanları atandığında kayyum atanır mı atanmaz mı tartışması aslında kayyum politikalarına meşruiyet bir fark etmeden yaratılan bir meşruiyettir. Yani bir halkın iradesi seçme seçilme hakkının gasp edilebileceğini gasp edilebileceğine bir meşrulaştırmak, bunu normal görmek artık kabul edilebilir değil. Aslında Türkiye'nin bütün demokratları, bütün ne derler bu iktidardan rahatsız olan herkes bugünden şunu söylemeli. Biz bu kayyum politikalarına artık müsaade etmeyeceğiz. Biz bu kayyum politikalarına karşı halkın seçilmiş iradesinin yanında olacağız. Bunu bugünden söylemişti. Bu aslında artık demokratlığın turnusol kağıdı bence. Demokrasinin turnusol kağıdı. Şey çelişkisi de var. Yani yerine kayyum atanmış ama aday olabiliyor. Hatta bunu da sordu Kışanak. Aday olabiliyorsam niye kayyum var benim yerimde? Bu da hani iktidarın gerçekten çok önemli bir çelişkisi olarak ortada duruyor. Pas davasını ve kayyum atamalarını nereden tutsanız elinizde kalan bir Evet. hukuksuzluk ve bir Doğru. mantıksızlık silsilesiyle dolu. Şöyle düşünün kayyum işte hani Gülten'de çok somut örneği Gülten aday Ankara'nın Büyükşehir'in belediye başkanı aday ve adaylığı kabul ediliyor. Dolayısıyla kayyum atanmasını gerektirecek bir şey yok. Yani aslında belediye başkanı olma vasfına sahip yani. Bunu hani adaylığını kabul ederek bunu zaten bu hani yasa hukuk neyse bunu onaylıyor.
Bir öbür taraftan da zaten 7 yıldır hukuksuz bir şekilde uzun tutuklulukta tutuklu. Buna rağmen tahliye edilmiyor. Bu zaten başka bir hukuksuzluk hali. Yani toplamının kendisi aslında bir düşman ceza hukuku üzerinden yaklaşıyor ve iktidar aslında her koşulda işte Kürt'ün, kadının, işte Alevi'nin iradesini gasp etmek üzerinden kendisini konumlandırmış. Şimdi işte bölgede hepimiz biliyoruz yani o Kürdistan'daki kayyumların yapmadığı yolsuzluk, yapmadığı işte talan, yapmadığı usulsüzlük neredeyse kalmadı. Hatta hepimiz zaman içerisinde haber bir hani hep haberleri yapıldı söyledik. Kayyumlara kayyumlar atandı. O kadar çok çalıp çırptılar ki onları değiştirmek zorunda kaldılar. Gidiyorsunuz bir kente hiçbir şekilde ne derler onun adına kayyumun yaptığı bir hizmet yok. Sadece çalıp çırpmak üzerinden, rant elde etmek üzerinden kurulu. İşte biz hani geçmiş pratikleri birçok kayyumun konuşuldu. Ve bu aslında şuna da getiriyor. Hani hani seçme hakkı gasp edilirken aynı zamanda siyaset yapma ya da bir kenti yönetmeyi rant elde etmek, yolsuzluk üzerine kurgulanan yani o siyaseti de kendi özünden uzaklaştıran işte demokratik siyaseti demokratik hani o sandıktan çıkan siyaseti bile işte demokrasi adına kalan tek şey Gülten Duruşma Salonu'nda söyle ifade etti. Demokrasi adına kalan tek şey sandıktan çıkan sonuç. Onu bile anlamsızlaştıran bir politik hat yürütülüyor ve maalesef ki işte bu kayyum atanır atanmaz tartışmaları aslında buna da hizmet ediyor. Bu nedenle aslında kayyuma karşı tavır tutum Türkiye'nin demokrasiden yana karşı tavrın ve tutumunu almak gerekiyor. Gülten Duruşma Salonu'ndan bir çağrı yaptı. Türkiye'nin bütün demokratlarının muhalefetine kayyuma karşı tavrınızı bugünden açıklayın. Bunun için 1 Nisan sabahını beklemeye gerek yok diye bir çağrı yaptı ve aynı zamanda iktidarı da seslendi. Bu politikalarınızda sonuç alamıyorsunuz. Kayyum politikaları bu ülkeye sadece kaybettiriyor. Halkın vergilerini, değerlerini, emeğini ranta dönüştürmek ve bir iktidar kavgasına dönüştürmekten öte bir şey değil. Bu kazandıran bir şey değil. Ve bunu Ankara'dan ifade ediyor. Bu aslında aynı zamanda çözümün yani Türkiye'deki temel meseleler işte yoksulluğa, işte kadın özgürlük mücadelesine yaklaşıma, bu düşman siyasetle Kürt sorunun çözümüne dair birçok meseledeki çözümün adresini de ifade etmiş oluyor. Elbette bizim için hani dışarıda kampanyasını yürütmenin zorlu tarafları var. Sonuçta gönül isterdi ki Gülten aramızda ve kendi kampanyasının çalışmalarını yürütebilsin, kendisini doğrudan ifade edebilsin. Ben inanıyorum hani onunla temas kuran her Ankaralı, evet bizim eş başkan adayımız, bizim belediye eş başkan adayımız, Ankara Büyükşehir adayımız bu olmalıdır deyip bunu sandığa mutlaka yansıtacaklardı. Çünkü deneyimi, birikimi, hani Gülten'i hepimiz tanıyoruz bir şekilde yol arkadaşları olarak sanırım siz de beraber çalıştınız. Stüdyodaki herkes bir şekilde Gülten'le çalıştı. Etki gücünü hepimiz biliyoruz. Şimdi de işte biz biraz olabildiğince, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince böyle bir kadın dayanışmasıyla Gülten'in kampanyasını yürütmeye çalışıyoruz Ankara'da. Çok Ankara ile ilgilisin biliyorum. Çok da yoğun çalışıyorsunuz ama hani aynı zamanda DEM Parti genel başkan yardımcısın. Genel olarak nasıl gidiyor seçim çalışmaları özellikle bölgede? Şunu İzleyebiliyor musun? bir AKP iktidarı bir hayalet seçmen meselesiyle bizim biraz aslında hani haram seçmen diye tanımladığımız böyle işte o kentin yerlisi olmayan dışarıdan taşıma seçmenler aslında sandık sonuçlarını etkilemeyi hedeflediğini fark ediyoruz. Dolayısıyla aslında hileler daha sandık gününü beklemeden başlamış işte sandıklara dışarıdan seçmen taşıyarak birçok yerde arkadaşlarımız bunu tespit ettiler yani şeyler yapıldı işte taşıma seçmenle aslında
kentlerin iradesine müdahale etmeye ve klasik bir klasik bir iktidar klasiğiyle işte hileyle, hurdayla işte bir şekilde gasp etmenin yollarını aramanın peşinde. Ama buna karşı da çok güçlü bir sahiplenme halde var. Yani işte hani sevgili Gülşen de söyledi, Urfa'daki seçim durumu bunu gösteriyor. Her yerde aslında kendisini yönetme ve şunun farkında, hani işte mirasını devraldığımız geleneğin çok ciddi bir belediyecilik deneyimi var ve bu belediyeciliğin kentlerde yarattığı farkındalıklar var. Dolayısıyla bir de kayyumların ortada yaptıkları var. Çok güçlü bir çok güçlü bir sahiplenme söz konusu. Her büro açılışı bir miting havasına dönüşüyor ve gerçekten birçok yerde böyle kıran kırana bir ne derler bir yarış hali var. Belki buradan ekranları başında olanlara şöyle bir çağrı da yapmak lazım. 31 Mart sabahı herkes ya 31 Mart günü özellikle hani Kürdistan'da olup da oy kullanan seçmenler, oyu orada olanlar mutlaka gelip oyunu kullanmalı. Biz parti olarak bu konuda çalışmalarımız da var. Yani ben işte İstanbul'da yaşıyorum ama oyum Bingöl'de, ben İzmir'de yaşıyorum ama oyum Mardin'de ya da işte Van'da, Hakkari'de neredeyse biz o seçmenleri götürüp kendi oylarını kullandırtmak ve sandık iradelerinin sandığa yansımaları için elimizden geleni yapacağız. Hani bu konuda ciddi bir duyarlılık bekliyoruz. En nihayetinde o günün sonu bizim bütün çalışmalarımızın sonucunu ve emeğini biz sandıkta göreceğiz. Ve sandıkta korumayla sandığı korumayla mümkün. Gerçekten ben bu seçim sürecinin hani böyle sürprizlere açık da olduğunu düşünüyorum. Çünkü AKP iktidarının belediyelerin kendisinde olduğu hiçbir yerde hizmet yok. Her yerde aksine rant, çalma, işte bu konuda ne derler onun adına, kendi çevresindeki ekibi aslında halkın değerlerinin bir peşkeş çekilişme hali var. İşte toplumun hani belediyecilik dediğimiz toplumun en yerel ihtiyaç, işte en temel ihtiyaçlarının ulaşım, su, yol gibi en temel hizmet alanlarının karşılanması demektir. Bunların hiçbir tanesini gerçekleştirmediği gibi gerçekleştiriyor görüntüsünü verdiği yerde de aslında kendi yandaş firmalarına, yandaşlarına bir şekilde bir ihale etmek, oradan bir rant sağlamak üzerine kurulu. Dolayısıyla bundan bir rahatsızlık var ve bizim adaylarımıza yönelik de çok ciddi bir ilgi var. Bu ön seçimden kaynaklı, hani bir de ön aslında bir seçim yapıldı, bir ön seçim heyecanıyla geldiler. Dolayısıyla güçlü bir sahiplenme var sahada. Evet, bu çok önemli bir noktaya değindin. Onun altını çizelim, sen de vedalaşalım. Bu seçmenlerin hani, çünkü çok sömürgecilik sonucu yoksullaşmış bir halk var ve ister istemez kendi doğduğu topraklar dışında iş ve aş arayışı içinde, dolayısıyla büyük bir göç var. Ama hala işte seçmen kayıtları doğdukları illerde, ilçelerde. Ben biliyorum, parti çok önemli bir çalışma başlatmış, irtibat numaraları var pek çok il için. Taşıma sorunları halledilecek, otobüsler tutuluyor, büyük bir dayanışma var o konuda. Onu hatırlatman çok iyi oldu. Şimdiden planlamalarını yapmaları lazım. Kendi kayıtlı oldukları yerde, yerin dışında yaşayanların mutlaka o gün gidip oylarını kullanması lazım. O çok önemli bir vurguydu. Eklemek istediğin bir şey yoksa seninle vedalaşalım. Biliyorum çok işim var. Aslında seni programın sonuna kadar tutmak isterdim. Çünkü bundan sonra tartışacağımız konularla da çok ilgilisin. Dolmabahçe mutabakatını da ele almaya çalışacağız. Çünkü yıl dönümüydü. Ama biliyorum ki çok yoğun çalışmalar içindesin Ebru. Başarılar diliyoruz. Bu kampanyayı yürüten bütün kadınlara buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Söyleyecek bir şeyiniz var mı Nazan ve Nursel? Sonra peki. Önce Ebru'yu özgürleştirelim. Ebru falan kolaylıklar diliyorum ama sen yine çok şanslı bir çalışma alanındasın. Senin de söylediğin gibi Gülten Kışanak adına çalışmak gerçekten çok zevkli bir uğraş olsa gerek diyoruz ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, kolaylıklar.
Hadi bakalım. Evet, stüdyoya dönelim ve Nursel senle başlayalım. Şimdi tabii seçimden sonrası var tabii ki. Önce şeyler, bütün belediyeler geri alınacak kayyumlardan. Hatta daha fazlası olacak. Ama bir de ondan sonrası var. Yani bu seçimler gerçekten hani başarıyla sonuçlanacak muhtemelen, izlediğimiz kadar öyle. Ne mesajlar veriyorlar eş başkanlar? Nasıl bir gelecek tahayyülü var? Kentleri özgürleştireceğiz ama yani aynı zamanda Türkiye'nin özgürleşmesine de bir katkı olacak mı? Evet. Ya birkaç şey söylemek isterim Gülten Başkan'ın adaylığıyla ilgili. Şimdi tabii cezaevindeyken bir arkadaşımızın aday olması bizim için bir ilk değil. Yürüttüğümüz bu büyük mücadele nedeniyle tabii ki işte özellikle son 20 yıl AKP iktidarı döneminde hep bu iktidarla karşı karşıya geldik. Demokratik siyaset yapıyoruz. İşte iktidar partisi de demokratik siyasetin düşmanı. O nedenle demokratik siyaset yapanlara yönelik bir saldırısı aslında seçildiği günden şimdiye kadar var. Yani böyle dönem dönem biraz hani farklı bir tablo, farklı bir yüz hani gösterdiyse de temelde böyle değil. İşte Keçeke'den yargılanan arkadaşlarımız vardı. Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız, Selma Irmak. Onlar cezaevindeyken biz kendilerini milletvekili seçmiştik. Aslında ilk sebat başladı. Evet. İlk sebat Tuncel. 2000, evet evet. 2007'de ilk kez sebatı evet cezaevindeyken çıkarttık. Bağımsız üstelik bağımsız evet, adaylar evet. Kimmişti? Daha sonra Keçeke'den yargılanan arkadaşlarımız için çalıştık. Yine Selahattin Başkan cezaevindeyken Cumhurbaşkanı adayı oldu. Yani bu konuda son derece başarılı, deneyimliyiz ve evet oldu. Yani Gülser de evet diğer arkadaşlar gibiydi. Milletvekili seçildikten sonra da bir süre mücadele verdik onlarla ilgili. Nihayet sonuç olarak çıktılar ve parlamentoda bir dönem görev yaptılar. Yani bu konuda oldukça deneyimliyiz cezaevindeki arkadaşlarımızı cezaevinden çıkarma konusunda ve onların adına bir çalışma, mücadele yürütmek adına. Fakat yani şöyle bir tablo çıkmış olması lazım diyorum geldiğimiz noktada. Yani bu iktidar partisi AKP 20 yıldan beri bu politikayı izliyor. Artık şunun görülmesi lazım. Yani bu politika bir sonuç vermiyor. Biz şöyle ya da böyle bu mücadeleyi yürütüyoruz. İşte gerekirse tıpkı en son Gülten Başkan'da olduğu gibi, diğer arkadaşlarımızda olduğu gibi onları aday gösteriyoruz. Bir biçimde milletvekili ise cezaevinden çıkartmayı başarıyoruz. Ve cezaevindeki arkadaşlarımızı aday gösterdiğimiz zaman halkta daha büyük bir ilgi oluyor. Çünkü niye? Herkes biliyor yani son derece hukuksuz bir şekilde adil, bağımsız olmayan mahkemelerde yargılanmaları nedeniyle arkadaşlarımız cezaevinde ve siyaseten orada tutuluyorlar. Yani çok haklı bir yerden halkın bu olaya bir tepkisi var ve müdahalesi var seçimlerde. Dolayısıyla yani bu hukuksuzluk devam ediyor. O zaman halk şunu diyor yani biz bunu irademizle şey yapabiliriz, boşa çıkarabiliriz ve işte seçim sonucunda da tıpkı yani bu düşünce yansıdığı için alana iyi bir oy yüzdesiyle düşündüğümüzden daha büyük bir oy yüzdesiyle o seçimlerden çıkıyoruz. Yani burada şunu demek istiyorum. Yani AKP artık buradan bir ders çıkarması lazım. Yani demokratik siyaset engellenemez bir şey. Hele hele artık bizim yürüttüğümüz mücadele açısından bir yaşam biçimi haline geldi. Biz bu mücadeleden, demokratik siyaset mücadelesinden vazgeçmeyiz. Bir kere bunun anlaşılmış olması lazım. Biraz anlaşıldı mı bilmiyorum. Yani mesela Ebru söyledi, aklıma geldi o söyleyince. Erdoğan geçen seçimlerde alan alan gezdiğinde şunu söylüyordu. Yani bize atfen söylüyordu. İşte tırnak içinde söylüyorum. Terörle iktisatta olanlar, yanından geçenler, önünden geçenler. Yani terörle iktisatta dediğin nedir? Kürt halkıdır. Kürtlerin kendisidir. Bir özgür Kürt bireyidir. Özgür Kürt yurttaşıdır. Senin terörist dediğin onlardır yani. Çünkü aday olan onlardır yani. İşte sonra kendi politikaları gereği demokratik siyaset yürüten seçilmiş arkadaşlarımıza işte
bir takım gerekçeler buldular, kayyumlar atadılar, arkadaşlarımızı görevden aldılar, cezaevlerine şey yaptılar, attılar. Halen 2009'da yani arkadaşlarımız cezaevine girip çıkmayanlar var. Düşünebiliyor musunuz? 2014'te girip halen mesela Seyit Narin, Sur Belediye Başkanı, 13 yıl 9 ay ceza verdiler. Halen bu arkadaşlarımız şeyde cezaevindeler. Yani ama halkta şöyle, da bir öfke var Nursel. Yani tabii hani ki. Bu kayyum siyasetine öfke, o yüzden sandığa gitmeye daha coşkuyla gidiyorlar sandığa. Evet, tabii daha ki yani bir bu öfkeyle, hukuksuzluğa. Hem öfkeli hem umutla oy kullanmaya gidiyorlar. Evet. Yani bu hukuksuzluğa artık diyorlar biz kendimiz halk olarak kendimiz şey yapacağız, dur diyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey de olabilir. Yani bu politikanın boşa çıkartılması lazım. O anlamda söylüyorum. Şimdi çok fazla kayyumu gündemleştirmiyor. Hatta hiç gündemleştirmiyor iktidar cephesi. Bak hiç gündemleştirmiyor. Bunun altında bu Ebru'nun söylediği şey yatıyor. Çok önemli. Çok rezil önemli. Oldular çünkü. Hayır, hem rezil oldular hem de şu var. Yani arkadaşlarımız o kadar açığa çıkardılar, ortaya koydular. Ya diyelim Halfeti gibi bir yerde yani yapılan tespitlere göre 4200-300 asker ve polis kaydı var. Yani boş bir binaya, boş bir depoya, bir depoya 1000 tane polis, asker şey yapılabilir mi? Kaydedilebilir mi? Ama diyor yani yetki bende, güç bende, ben kaydedersem olur. Arkadaşlarımız çok çalıştılar genel merkezden, DEM genel merkezinden. Özel hukuk birimi çok çalıştı, davalar açtı, seçim kuruluna başvurdu. Fakat tabii işte diyoruz ya tekçi iktidar bütün şeyde kendinde olduğu güçte olduğu için de bir sonuç alamıyoruz hukuksal anlamda. Başvurulardan bir sonuç alamıyoruz. Belki diyorum iktidarın bundan kaynaklı bir rahatlığı da olabilir. Şimdi bize düşen nedir? Bunu boşa çıkarmak. Yani bunun bilincinde olarak her bir oyun çok önemli bir değeri var. Yani o nedenle şu anda bizi dinleyen Avrupa'da yaşayan yurttaşlara da bunu söylememiz gerekir. Eğer Türkiye'de oy kullanma hakları varsa hem Türkiye vatandaşı hem Avrupa vatandaşı işte Almanya, Fransa vatandaşı her neyse çifte vatandaşlarsa öyle işte bir oydan ne olacak demeyelim. Bakın işte Türkiye'de ilçelerin olması lazım. Tabii yani kayıt Türkiye vatandaşıysa kaydı vardır varsa. Zaten. Şimdi iktidarın rahatlığının da biraz bununla bağlantısını kurmak gerekir Filiz. Yani nasıl olsa diyor ben oraya gittim 1000 tane asker kaydettim. Bunlar da biraz rehavete şey yaparlarsa, girerlerse ben bu kaydettiklerimle bu seçimi alırım rahatlığı içerisinde olduğu için de kayyumu dillendirmemiş olabilir. Nasılsa ben bunu alıyorum burayı, kayyumu dillendirmeme ne gerek var, Kürt halkını kızdırmama ne gerek var gibi bir politikada iktidar çevresi izleyebilir. Bu konuda son derece uyanık olmak lazım Filiz. Tek bir oyun bile öneminin olduğu yine bir seçim var. Yerel seçimler bizim için önemli. Yerel demokrasiyi biz geliştirmek istiyoruz. O nedenle bu çok önemli. Yani öz yönetimi belediyelerle geliştirmek istiyoruz, inşa etmek istiyoruz. Bu çok önemli. O nedenle belediye başkanlıklarını almamız gerekiyor. Çok önemli. Sana böyle. Bir iki daha soru soracağım ama Nazan'ı da beklettik. Nazan'la devam edelim. Nazan bütün bu konuşulanlar üzerine bir sosyolojik analiz. Her zamanki gibi heyecanlı ve bilimsel. Ama devam edeceğiz yani. Yani çok söyleyeceğim bir şey yok aslında açıkçası. Ben de Gülten'in tabii ki başkan adaylığı hepimizi heyecanlandırıyor. En fazla umduğum şey onun çevresinde hani yani ne, ben her zaman söylüyorum kendi durduğum yerden seçimi bir fırsat olarak görmek gerekiyor, örgütlenme fırsatı olarak görmek gerekiyor. Eğer ki Gülten'in başkan adaylığı Ankara'da ve Türkiye'de farklı kesimlerden kadınları bir araya getirebilirse gerçekten Ankara'da ve Batı'da genel olarak kadınların üstündeki ataleti atabilirse bu çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben şöyle bir şey eklemek istiyorum Filiz. Belki hani Nursel'e de bundan sonraki
yorumlarında bununla ilgili de bir şeyler demek ister. Fikrini çok merak ederim çünkü. Ya bu sene dünyada farkında mısınız bilmiyorum ama ben hani şeyde anladığım kadarıyla dünya nüfusunun yarısından fazlası seçime gidiyor. Yani Hindistan, Çin, ama Çin demişim, Hindistan, Amerika, İngiltere, Almanya, aklınıza gelebilecek bütün ülkeler bir ilk 3 ayda bile işte Pakistan'da şeyde nerede bir Güney Amerika ülkesinde unuttum şimdi, neyse o kadar çok fazla seçim oldu ki yani dünyanın bu sürecinde aslında bu kadar fazla seçim olması da bana birazcık tehlikeli geliyor. Yani hani bu kadar dünyada savaşlar olurken, bu kadar felaketler olurken, bu kadar antidemokratik şeyler olurken bir taraftan da hepimizi seçim gündemine kapatmaya çalışıyorlar. Bence şeyin sonuçta Dem Parti'nin yaptığı şey tam da bu yüzden kıymetli. Yani Dem Parti seçimi her zaman aslında başka bir dünya, başka bir dünyayı hayal etmenin fırsatı olarak kullanıyor ve fırsatı olarak kullandığı ölçüde bence zaten seçim örgütlenmesini de kıymetli kılıyor. Gülcan'ınki, kadın başkanlarımızın, yani bütün eş başkan adaylarımızın bence adaylıklarını desteklemek bundan dolayı da önemli. Yani bizim için seçim sadece şey açısından değil, bir seçimi kazanmak açısından değil. Yani dediğim gibi çünkü dünyaya baktığınızda sanki seçim meselesi neredeyse ben halkları oyalama taktiği olarak kullanılıyor gibime geliyor. Ama seçimi bütün bu geniş bakış açımız içerisinde, başka bir dünyayı kurma bakış açımız içerisine ne kadar sindirirsek, onu ne kadar onun içinde araçsallaştırırsak o kadar önemliymiş gibi geliyor. Ondan dolayı da yani mesela bir Ankara'da Gülten'in adaylığı, bir İstanbul'da Meral'in adaylığı bana göre bölgedeki adaylıklar kadar önemli. Çünkü buralarda kazanmayı değil, biz örgütlenmeyi istiyoruz. Tam da Türkiye'nin farklı kesimlerini bir araya getirerek onlara kendimizi anlatabildiğimiz bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Yani bütün bunlar bana böyle düşündürttü. Doğrusu dediğim gibi siz de ne düşünüyorsunuz bu konuda merak ediyorum. Bahsettin, sözünü ettin ama hani biraz onu vurgulayalım yeniden diyorum. Mesela eş başkan adaylarıyla seçime gitmek de aslında o başka bir dünya tahayyülünün örneği. Hani o yüzden hani bu da çok şey. Yani evet, mesela bu sene şey dediğim gibi birçok yerde 3 ay içerisinde şimdi aklıma bile gelmiyor. Yani bunların hepsinin haberini yapmaya çalışıyorum ama şu anda aklımda değil. Aklımda en şey olarak Pakistan var. Mesela Pakistan'da bir kadın dünyanın belki de en fazla nüfusu olan eyaletin başkanlığına seçildi. Fakat kadın nedir? İşte amcası Pakistan'ın daha önceki başbakanıydı. Babası daha önceki başbakanıydı. Yani biz tamamen bunu değiştirdik Dem Parti olarak. Gerçekten kadınların hani yerelden çıkan, yerelde güç elde eden, yerelde başkalarıyla çalışmayı bilen kadınları, kendilerini isim olarak değil, partinin mensubu olarak gören kadınları, kadın hareketinin parçası olarak gören kadınları ortaya koyuyoruz. Ve bu kadınları ortaya koyduğumuz kadar da işte kadın devrimini her seçimde yaratıyoruz. Tekrar tekrar yaratıyoruz. Yani seçimi kadın devriminin parçası olarak gördüğümüz ölçüde seçime önem atfedebiliriz. Yoksa ben çünkü bazen hani insan bütün bu şeyler içerisinde, belalar içerisinde hani seçim propagandası denen şeyi vesaire yadırgıyor. O zaman aklımıza hep bunu getirmemiz gerekiyor. Yani hakikaten bizim için seçim dediğiniz şey propaganda meselesi değil, örgütlenme meselesi. Kadın devrimini tam da gerçekleştirdiğimiz an, amaçta kazandığımızdan daha önemli olan, yani yarın öbür gün dediği gibi Ebru'nun çok doğru bir şey diyor. Hani yarın öbür gün kayyum atanacak mı, atanmayacak mı? Bunun hiçbir önemi yok ki. Önemli olan şey bizim zaten seçimler esnasında, seçim örgütlenmesi esnasında yaptığımız kadın devriminin ta kendisi. Ondan dolayı mesela adaylarımız ne kadar kadınsa, ne kadar işçi sınıfından geliyorsa, ne kadar yoksulsa,
çevresinde ne kadar yoksulları bir araya getirebiliyorsa, ne kadar yoksulların örgütlenmesine ön ayak edebiliyorsa, bu zaten devrim, yapmak istediğimiz devrimin bir basamağı oluyor. Yoksa seçim kendi kendine kazandığımız bir belediye kazanmak, bir şey kazanmak meselesi değil yani. Çünkü gerçekten görüyorsunuz, vallahi yani dünyanın 2024 senesinde her gün, her yerde yüzlerce insan soykırıma maruz bırakılırken seçim konuşmak yoksa akıllıca bir şey olmazdı. Seçim meselesini işte tam da hani senin ele aldığın gibi, bugün sizlerin ele aldığı gibi kadın devrimi çerçevesinde ele almak, 8 Mart çerçevesinde ele almak, özgürlük yürüyüşü çerçevesinde ele almak, bunlar anlam katıyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi yani sizin de tekrar edeceğim kendimi, ben Nursel'in de çok fikrini merak ediyorum. Böyle her zaman bu konuları konuşmamız mümkün olmuyor. Yüz yüze gelemiyoruz, ben uzaktan katıldığım için. Ya, hakikaten çok acayip değil mi bu sene dünyanın yarısından fazlasının seçime gidiyor olması? Herkes seçimle uğraşıyor ve inanılmaz paralar akıyor, düşünün. Yani Pakistan'da daha evvelden bahsettik, 1/3 toprağını kaybetmiş ülke. Seçim seçim diye birbirine girdi. İşte başka bir dolu ülkede, şimdi yine unuttum isimlerini, keşke not alsaydım. Bir Afrika ülkesinde seçimler ertelendi diye 100 kişi öldü. Yani hani bu şey gerçekten seçimi şu anda getirebildiğimiz, seçime verdiğimiz anlam, yani seçime verilen anlamı canlı tutmak, o anlamı derinleştirmek, o anlamı büyük resimle birleştirmek, bu konuda bence DEM Parti'nin, kadınların yaptığı çok önemli diye düşünüyorum. Evet, hem Nazlı'nın sorusunu yanıtlarsın Nursel, hem de aslında DEM Parti sözcülerinin de adaylar dışında seçimden öte bir şey söyledikleri ortada. Onların mesajları da biraz Nazan'ın altını çizdiği noktada. Evet. Vallahi Nazan, ben şöyle diyeceğim. Yani evet, senin de saydığın gibi dünyanın dört bir tarafında seçim var. Bu arada Belçika'da da var. Belçika'da da var ama İran'da da bir seçim vardı, Rochelat'ta. Bizim açımızdan iyi bir seçim oldu. 7 Kürt, özgür Kürt yurttaş milletvekili seçildiler. Ve İran gibi bir ülkede seçilen 7 kişiden bir tanesi özgür Kürt kadınıydı. Bu İran için de bir devrim demektir yani, Kürtlerin devrimi açısından çok önemli. Hakikaten bu İran'da da çok şaşkınlıkla karşılanmış. Biraz takip etmeye çalıştım. Başarılar diliyoruz seçilen, evet, özellikle yani İran gibi bir ülkede tabii bir kadının, Kürt bir kadının milletvekili seçilmesi ve milletvekili yapması. Tabii yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Demokrasiyle idare edilen bütün ülkelerde 4 yılda ya da 5 yılda bir seçim yapılıyor. Genellikle 4 yılda bir seçim yapıldığı için şimdi dünya bir seçim satına girdi. Yani bu çok özel olarak bu dönemde seçim yapalım gibi bir şey değil. İşte Türkiye'de yerel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Şeye denk geldi, bu döneme denk geldi. İşte Amerika'daki seçimler 4 yıl sonra işte bu döneme denk geldi. Önemli olan bu değil. Yani önemli olan dünyayı yöneten bu egemen güçlerin 4 yıl içerisinde dünyayı getirdikleri nokta. Yani bu çok bilinçli. Yani şimdi Orta Doğu'da büyük bir savaş var. 4 yıl önce savaş bu kadar büyük müydü, bu kadar derinlikli miydi? Bu kadar büyük, bu kadar derinlikli değildi. Bu 4 yıldan beri işte Ukrayna-Rusya savaşı, arkadan Azerbaycan-Ermenistan savaşı, şimdi Hamas'la İsrail savaşı. Yani bakın, işte 8 Mart'a giriyoruz diye söylüyorum. Yani Hamas-İsrail savaşı başladığından beri 30 bin kişi yaşamını yitiriyor. 9 bin kişisi kadın. Yalnız 9 bin kadın. Hamas İsrail diye başlamış, şimdi bir Filistin soykırımına dönüştü bu. Ya onu diyorum işte. Sadece yani, şey yani 9 bin tane kadın, 10 binden fazlası
çocuk, yani kalan işte geriye 10 bini de, bu da resmi rakamlar. Yani ben gayri resmi rakamların çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani egemenler 4 yılda ne yazık ki hem Orta Doğu'da hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde işte savaşlar var, çatışmalar var. Dünyayı bu noktaya getirdiler. İşte bu seçim süreçleri bu açıdan önemli. O anlamda şeyin demin duruşu, yani bu seçimi ele alış biçimi çok daha önemli. Yani Türkiye'de çok önemli bir süreçten geçiş var. Yani çok önemli bir siyasal süreç var, toplumsal, sosyal gelişmeler var. Bütün bu siyasal, toplumsal, sosyal gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, çatışmaların, savaşın sürdüğü bir dönemde seçim yapıyorsun. Şimdi iktidar partisi dışındaki diğer muhalefet partilerini de iktidar partisine ekliyorum Filiz. Yaptıkları işte seçim çalışmalarında konuşmalarını şey yapıyorum, takip ediyorum. İşte dinliyorum, izliyorum, bakıyorum. Sadece yerel seçimlere endeksli bir söylem var. Yok şey yapmış, bilmem yolu yapmış, yok çeşme getirmiş, işte park yapmış, bilmem ya da yapmamış. Ya da yapmamış. Tabii iktidar diyor ben şu kadar yaptım bilmem ne, işte CHP'de bilmem ne. Yani böyle tamamıyla yerel seçimlere endeksli bir şey, çalışma, seçim propaganda çalışması var. Bu bilinçli mi? Bu bilinçli bir çalışma tabii. Ya ülke kan ağlıyor. Yani insanlar 10 bin lira maaşla geçinmek durumundalar. Bir SSK'lı yapılan son bütün zamlarla birlikte işte 10-12 bin lira para alıyor. Artık küçücük bir kentte bile kiralar 10 bin lira olmuş. Yani hakikaten hem kadın yoksulluğu çok derinleşmiş hem de genel olarak toplumun yoksulluk düzeyi bu hükümetin, iktidarın politikaları nedeniyle çok derinleşmiş. Süren bir çatışmalı durum var, savaş var, savaşa ayrılan bir bütçe var, çözülmemiş Kürt sorunu. Bütün bunların biz nedenleridir diyoruz. Yani bütün bunları şey yapmadan, bu süreç içerisinde konuşmadan, tartışmadan ülkenin nereye gitmesi gerektiğini, yani yerel seçimlerden sonra nasıl bir Türkiye'ye uyanmamız gerektiğini bu seçimlerde ortaya koymadıktan sonra seçimlerden alınacak sonucun bir şeyi yoktur, kıymeti, haybiyesi de yoktur. Sen bunları ortaya koyup yani iktidara bir rota çizmek ya da göstermek istemezsen o onun işine gelecektir. Kendi iktidarını sürdürmeye çalışacaktır. Öyle, o nedenle DEM Parti eş başkanlarının özellikle ben bu dönemde seçim çalışmaları sırasında mitinglerde, büro açılışlarındaki değerlendirmelerini çok önemli buluyorum. Evet, tabii ki bulundukları kentlerle ilgili değerlendirmeler yapıyorlar, yerel durumla ilgili, kayyumlarla ilgili değerlendirme tabii ki yapacaklar, onu da yapıyorlar. Konuşmanın bir kısmı bu ama konuşmanın önemli bir kısmı Türkiye'nin şu anda içinden geçmiş olduğu siyasal süreç. İşte bu toplumsal yozlaşma, işte ekonomik durum, mevcut siyasi durum, yükselen milliyetçilik, ırkçılık, işte her gün süren çatışmalar, linç kampanyaları, neredeyse kampanya biçimde yürütüyor mesela bu şey, nedir, bir parti var ya, neydi o, bir profesörün partisi. Zafer Partisi. Zafer Partisi gibi, yani partiler böyle toplumu germeye, çatıştırmaya şey yapıyorlar, yani çalışıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda elbette ki mesela arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalar çok önemli. Bütün bunların sebebi Kürt sorunudur diyorlar mesela. Türkiye'nin bu şekilde artık gidemeyeceğini, biraz daha bu durumun devam etmesi durumunda Türkiye'nin zaten dibe vurma aşamasında daha da dibe vuracağını, bunun nedeninin İmralı'da Sayın Öcalan'la kesilen ilişkiler ve diyalog olduğunu, ağırlaştırılmış tecrit olduğunu, Türkiye'nin bu durumundan çıkması için
mesela tecritin kaldırılması gerektiğini, yani Kürt sorunun çözümü için görüşülmesi gerektiğini, diyaloğun tekrar başlatılması gerektiğini, Türkiye'nin kurtuluşunun demokratik cumhuriyette olduğunu, yani demokratik cumhuriyet, ortak vatan, birlikte hani yaşam, yani halkların eşit ve özgür birlikte yaşamının Türkiye için tek ve gerçekçi seçenek olduğunu söylüyorlar. Hakikaten bu olmazsa, yani belediyelerin hepsini AKP alsa ne olacak? Diyelim bir sürü hile hurda bilmem ne yaptı, aldı. Ne olacak ya yani? Da, CHP alsa ne olacak? Ya da CHP alsa ne olacak yani? O anlamda iyi bir çalışma, seçim çalışması sürüyor diye söylüyor. Fakat Filiz, şunu söylemek istiyorum ben. Tabii ki geçmiş dönemde sen de ben de siyasi parti çalışmaları yürütürken çok fazla seçim kampanyası yürüttük. Yani bir seçim kampanyasından nasıl sonuç alınabildiğini, nasıl başarılı olunacağını artık iyi biliyoruz. Şimdi ben izliyorum tabii televizyonda, basında. Çok iyi bir şey var, hava var. Yani işte büro açılışları çok güçlü geçiyor. Ufak tefek mitingler yapılıyor tabii, daha seçimin sonuna doğru biliyorsun. Çok büyük mitingler yapılacak. İşte örneğin İstanbul'da bütün işte iller İzmir'de yapıyor. Hemen hemen bütün iller yapıyor tabii, ama temel olarak mesela daha final bizim mitinglerine geçmedik. Final mitingleri birkaç ilde yapılır biliyorsun. Bütün bunlar yapılır ama şuna aldanmamak gerekir. Yani işte büro açılışlarımız çok iyi oldu. Tamam, artık biz bu işi yaptık yani, olacak. Hayır, öyle değil. Yani özellikle yerel seçim çalışması birebir çalışmayı gerektiren, ev ev çalışmayı gerektiren bir çalışma. Sadece büro açılışında biz kitleselliği yakaladık deyip o moral motivasyonla, hani nasıl olsa ilgi büyük deyip birebir kapı kapı ev ev çalışmayı sürdürmezsek, bakın bir şeyi yaşayabiliriz, yani bir moral bozukluğu yaşayabiliriz. Özellikle biraz önce de dediğim gibi bizim için kritik olan yerler var. Yani işte atıyorum 3000 oyla farkla kazandığımız yerler var. 2000 oy farkıyla kazandığımız yerler var. İşte tam da AKP buralara getirmiş bu asker ve polis kayıtlarını yapmış. Şimdi tam da böyle kritik bir süreçte ev ev kapı kapı zaten... İktidarın bu rant politikaları, işte kayyum politikaları nedeniyle şüphesiz ki bir şey var yani halkta. Öfke var. Öfke var. Yani bir değişim isteği var. Bir değişim isteği var. O zaman ne yapacak? Hani bizim kitlenin yanında, çünkü yerel seçimler biraz öyledir Filiz, biliyorsun yani. İnsanlar yerelde kendisini yönetmek isteyen insanları seçerken çoğu kez bir siyasal görüşüne bakmayabilirler. Aa evet, bunlar seçilirse belediyenin parasını yemezler. Bunlar seçilirse hizmet ederler, ranta bulaşmazlar. Gelen bir kuruşu bile halka hizmete döndürürler. İşte kadınlar için iyi şeyler yaparlar, çocuklar, yaşlılar için iyi şeyler yaparlar diye düşünürler ve tam da şey yapmazlar. Yani kendi siyasal görüşüne göre bir oy verme işlemi olmaz. Dolayısıyla bunlardan da kaynaklı siyasal görüşü ne olursa olsun herkese gitmek, yerel seçimler nedeniyle bunları anlatmak, oy istemek, bir oy bir oydur deyip herkesi demin adaylarına oy kullanmaya davet etmek, böyle bir çalışma yürütmek bize kazandıran olacaktır. Bir de Nursel, evet. Özellikle metropollerde altını çizelim, belki birinci parti değiliz, birinci parti olmadığımız metropollerde yine de DEM seçmeninin DEM'e oy vermesi çok önemli. Tabii, çünkü yani... burada hani Nazan da demin söyledi ya, bir değişimin, bir devrimci gücün işte senin söylediğin o mesajların karşılık bulduğunun göstergesidir. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela biz tasfiye politikasıyla karşı karşıya kalan bir partiyiz. Yani milletvekillerinden tut, eş başkanlardan tut, belediye başkanlarına kadar on binlerce insanın tutuklandığı, yani üyesinin, çalışanının tutuklandığı bir partiyiz. Yani her zaman söylüyoruz ya, inan başka bir yerde olsaydı
şu anda yerel seçimlere bile hazırlık yapıp giremezdi. Aday yani gösteremezdi. Aday bile gösteremezdi. Yani fakat demokratik siyaset yürütüyoruz. Çok ciddi bir halk tabanımız var. Yani kendini yeniden hani diyoruz ya küllerinden kendini yeniden yaratan bir halk gerçekliği var. Ve biz bu halk gerçekliğinden kaynaklı şey yapabiliyoruz. Seçimlere girebiliyoruz, seçimlere asılabiliyoruz. Kazanabiliyoruz. Yani biz kazanabiliyoruz bu seçimleri. Ama yani ya bütün bunlardan kaynaklı. Tam bir şey sormuştum, bir şey söyleyecektim aslında. Yani bu söylediğimle şeyli alakalı. Yani böyle bir parti olsak bile çok çalışmak gerekir tabii ki yani. Hı hı. Başarı için şey en sormuştum anahtar mesela, çalışmadır. Metropollerde de oy vermek gerekir. Şimdi o kadar oyu yani tasfiye halinde olan bir partinin alacağı oy iktidara verilecek yanıttır. En önemli yanıttır. Kim söyledi? Nazan söyledi. Evet evet çok önemli bir şey söyledi. Bu yerel seçim sadece bir yerel seçim değildir dedi. Tabii ki sadece bir yerel seçim değildir. Bizim hem aldığımız belediye eş başkanlıkları hem aldığımız oy iktidara şu demektir. 2014'ten beri müthiş bir, korkunç bir tasfiye politikası yürütüyorsun. Sonuç alamadın, ortadadır. Halk ayaktadır, tercihini yapmıştır. Artık bu politikalardan vazgeçin. Çözüm neresidir? Çözüm, Kürt sorunun demokratik, barışçıl, siyasal yöntemlerle tekrar çözümü için bir yeni yola girilmesindendir. Evet. Öte yandan da halklara da bir mesajdır. Yani Nazan'ın da söylediği, senin de söylediğin hani bir mesaj da veriliyor. Söylemle, eş başkanlık tabii sistemiyle. Ki. Yani dolayısıyla bunu da bunun da taraftarı bu kadar. Toplumsal yani bir değişime imza atıyoruz imza biz yani. Atıyoruz. Örneğin yani mesela da... ben izliyorum. Gerçekten çok seviniyorum yani. Bir, pek çok beldede. Yani mesela bu beldeler böyle metropol illerin beldeleri değil. Mesela Siirt'in küçücük beldeleri, işte Şırnak'ın küçücük beldelerinde kadın eş başkanlar var. Yani bu çok önemli bir gelişme. Nazan dedi ya kadın devrimi. İşte biz kadın devrimini yapıyoruz aslında. Evet. Yani var mı onun iktidar da, partisinin küçücük var. Bir beldede bir kadına aday göstermişliği? Ya onu bırak. Yani onu da biraz olamaz zaten. Onu da biraz konuşalım istiyordum ama zamanımız daraldı. Çünkü evet. Dolmabahçe'yi de konuşalım. Evet. Yani bırak kadın eş başkan adayı. Yani bu AKP kendisi kadın düşmanı olduğu gibi kadın düşmanı şeyleri de partileri de meşrulaştırıldı. Yeniden Refah'ın her yerde adayı var. Hüdapar'ın her yerde adayı var. Bunlar ne anlatıyorlar topluma? Bunlar tam da kadın düşmanı politikaları topluma yayıyorlar. Meşrulaştırdı onları. Şimdi bak onlar kapı kapı yerel seçim çalışması yürütüyor. O yüzden de en partiye verilecek her oy tabii. Aslında kadınlara verilmiş bir oydu oydur, diye düşünmek kesinlikle. Lazım. Değil mi? Nazan'a geçeyim çünkü Nazan... bunlarla ilgili ekleyecek bir şeyin var mı? Çünkü şeye geç yani Dolmabahçe mutabakatının yıl dönümüydü ve DEM Parti'de açıklama yaptı. Hakikaten o günden bugüne mevzi kaybetti herkes. Sadece bizler değil. Hani Türkiye'nin halkları, geleceği, demokrasi güçleri. Çünkü orası hakikaten bir kıvama gelmişti. Önemli bir bildirgeydi. Dolayısıyla hani onu da anmadan geçmeyelim diye düşünüyorum ve sana geçelim ama yerel seçimlerle ilgili ekleyeceğim bir şey varsa onu ekleyebilirsin tabii. Yani yerel seçimlerle ilgili bir şey ekleyeceğim bir şey yok. Fakat belki şunu Dolmabahçe mutabakatıyla ilgili de o kadar çok analiz yaptık, o kadar çok konuştuk ki bu programlarda. Bu sefer çok fazla bir şey demek yerine şunu demek istiyorum. Yani belki hani bireysel yani daha şey bireysel demeyeyim de öznel bir şey söylersem belki bu sefer biraz farklı olur. Ben hep onu diyorum yani 2013-2015 arası Türkiye'de barış ihtimali doğduğunda
biz özgürlüğü konuşmaya başlamıştık aslında ve Dolmabahçe mutabakatını da ben bir barış anlaşması kadar özgürlük anlaşması olarak görüyorum. Bundan sonra yani özgür olmanın hangi temellerin özgür olmayı mümkün kılacağını tartıştığımız bir andı 2013-2015. Her ne kadar iki sene de olsa bir an gibi geliyor şimdi. Çünkü yani ben şunu söylemek istiyorum aslında, hayatımda en mutlu olduğum, yani öznel olarak en mutlu olduğum, kendime en özgür, en güçlü, en kuvvetli hissettiğim zamandı 2013-2015 arası. Bundan dolayı da aslında biz bedenen bir şey öğrendik bu Dolmabahçe mutabakatı sayesinde ve Dolmabahçe mutabakatına giden Sayın Öcalan'ın direnişi sayesinde öğrendiğimiz şey şuydu ki gerçekten çatışmasızlık, yani çatışmasızlık da demeyeyim, imkanlara nasıl bir dünya istiyoruz sorusunu özgürce sorabildiğimiz an aslında mutluluk anıdır. Yani biz mutlu olmak için çarpışıyoruz, biz özgür olmak için çarpışıyoruz, biz bedenimiz dünyada ihtimaller açsın diye çarpışıyoruz. Ve nitekim de Dolmabahçe mutabakatı bunun nasıl olabileceğini gösteren bir mutabakattı. Ondan dolayı da ben politik olarak değil, öznel olarak, vücutsal olarak, bedensel olarak, akılsal olarak Dolmabahçe mutabakatını özlüyorum. Dolmabahçe mutabakatının için mücadele etmeye devam ediyorum ve gerçekten Dolmabahçe mutabakatının, yani özgürlüğün koşullarının ne olabileceğinin yazılı bir şekilde Türkiye tarihine mal edilmiş olmasını da tabii ki Sayın Öcalan'ın büyük başarısı olarak görüyorum. Şunu eklemek istiyorum, yani öyle bir mutabakattı ki bugün de geçerli. Yani herhangi bir anlaşma olsaydı bugün bazı maddeleri geçerliliğini yitirmiş olurdu. Ama bir yeni toplum tahayyülünü önünü açabilecek bir mutabakat olduğu için bugün hala özlüyoruz hep birlikte. Yani böyle bir yanı var gerçekten. Evet Nursel, senle devam edelim. De parti açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Yalnız zamanımız da biraz azaldı. Ama 8 Mart'ta bitirelim istiyorum şeyi. Mutabakatla ilgili birkaç şey sen de söyle. Evet. Nazan'ın dediği gibi yani çok üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız yıllardan beri bir konu. Çok önemli bir süreçti tabii. Yani işte 2013'te başlayan, artık 2015'te böyle bir ete kemiğe büründüğü bir dönemde bu mutabakat açıklandı. İktidarın yetkilileri vardı. İmralı heyeti üyesi vardı. Herkes de büyük bir moral yarattı. Yani umut yarattı. Hem Türkiye'de Kürt sorunun çözümü, hem Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemli bir şeydi, metindi. Bu mutabakat, Dolmabahçe mutabakat metni tarihi bir fırsattı. Ben öyle diyorum Türkiye için. Niye tarihi bir fırsattı? Yani işte 100 yıldan beri çözülmeyen bir Kürt sorunu var. Çözülmeyen Kürt sorunu nedeniyle bu ülkenin geldiği nokta var. Dolayısıyla Nazan'ın dediği gibi diyor, ben yani 10 maddelik mutabakat en mutlu olduğum dönemdi yani o dönem. Yani kendimi en mutlu hissettiğim dönemde o dönem. Pek çok insan, pek çok toplumsal kesim için de aynı konuydu. Evet, aynı şeydi. Tarihi aynı bir fırsattı. Zaten. Evet, tarihi bir fırsattı. Şimdi bu çözüm ve demokratikleşme için. Tarihi fırsat kaçırıldı, heba edildi, iktidar eliyle yapıldı. Ama DEM Parti'nin söylediği bir şey var Nursel, bu vesileyle biz yine bu mutabakat ekseninde çözüm iradesine sahibiz. Bu çok önemli bir vurgu. Önemli bir vurgu ve iktidara verilen bir mesaj anlamında son derece bence önemli. Bence şuna da verilen mesaj, bu yerel seçimler vesilesiyle işte yok AKP ile DEM Parti anlaşımı böyle spekülasyonlar, hatta CHP'liler bile, en sözcüleri bile bunu yapıyor ama söz konusu olan şey bir anlaşma, bir kapalı kapılar arkası anlaşma değil. Bir mutabakatsa gerçekten, hani çünkü o da şey değil, dediğim gibi yani bir
Nazan'ın da vurguladığı gibi özgürlüklerin yolunu açan bir mutabakat, böyle bir ateşkes yani anlaşması gibi değil. Ben partinin şeyini şöyle algıladım. En son bu mutabakat eğer Erdoğan tarafından reddedilmeseydi, yok öyle bir şey. Öyle bir mutabakat falan filan buzdolabı gibi bir şeyler. Buzdolabı filan lafları edilmeseydi. Ondan sonra buzdolabını attım dedi, bir şeyler dedi. Yani böyle çeşit çeşit laflar söyledi. Yani oradan öyle bir şey yürünürdü. Olmasaydı şu anda Türkiye bambaşka bir yerde olacak. Biz şu anda bambaşka şeyler konuşacaktık. Yani bütün işte bu kadar genç nüfus yapısına sahip ülkenin insanların gençliğinin eğitimini konuşacaktık. Daha iyi nasıl eğitim alabilir onları değerlendirecektik. Kadınlar daha üretime nasıl katılırlar onu değerlendirecektik. Yani başka şeyler konuşacaktık. Bambaşka şeyler konuşacaktık. Yaşlıların, engellilerin bu ülkede nasıl daha son yıllarını geçireceğini konuşacaktık. Yani daha ekonomik refah ileri bir noktaya nasıl taşınır, nasıl kolektif yaşanır, bunları da şey yapacaktık, halklar daha çok nasıl kaynaşır, nasıl kaynaşır, hangi yöntemler, ortak yaşam nasıl örülür, demokratik siyasetin önemi nedir, herkes yani bunu öğrenmeli. Herkes demokratik yani, siyasete nasıl katılır? Katılır yani. Evet, çok nasıl başka kentler hep birlikte yönetilir? Yani bunları konuşuyor olacaktık. Bugün ne konuşuyoruz? Savaşı, çatışmaları, ölümleri, yaşamını yitirenleri şey yapıyoruz, hayat konuşuyoruz tabii. O anlamda yoksulluğu, şunu diyor yani iktidara. Burada kalmıştık, buradan devam edebiliriz. Çünkü oraya kadar gelen, yani 28 Şubat Dolmabahçe'ye kadar gelen süreçte çok büyük bir emek var. Sayın Öcalan'ın emeği var. Yani işte Dolmabahçe mutabakatı işte 10 maddeden oluşuyor falan. Yani hani ne olacak bu 10 madde gibi görenler olabilir. Ne olacak? Ben onları yazarım. Olur mu? Öyle değildir yani. 2 yıllık bir tartışma süreç, ve emek. Tartışmadan sonra Sayın Öcalan'ın bizzat kendisinin çok büyük bir yoğunlaşmayla kaleme aldığı bir metindir. Tarihi bir metindir. Bir gelecek formülasyonu. Tabii ki yani. Örneğin mesela hatırlarsan Filiz, çok gülmüştük o zaman değil mi? Şeyde partide. Bazı AKP milletvekilleri ya da işte yöneticileri diyorlardı. Ya anladık hepsi güzel de bu kadın Kürt çözümüyle ilgili kadın özgürlüğü ne alakası var falan. Ekolojinin ne alakası var diyorlardı. Kültürün ne alakası var. Bunların bu maddenin çıkması gerekir falan diyorlardı. Yani bakın bir ülke tahayyülleri yok yani. Evet. Kadın özgürlüğüne dayalı yani ekolojik bir şey ülke değil mi? Yani işte her bir kültürün kendini yaşattığı, kültür zenginliğinin yaşadığı bir ülke hayali yok. Halen kafanın arkasında, berisinde tekçi kültür var yani. Tek millet işte, tek kültür, tek dil bilmem ne vesaire. Yani o nedenle tabii ki aslında çözüme giden yol bu metindir. Buradadır. Buradan. Burada kalmıştı, buradan devam edelim diyorlar. Bu umarız, çok ne diyorlar? Aklı şey gelir yani. İşte, salim gelir mi diyorlar? Yani işte, aklı hepsi salim birbirine gelir. Bağlı. Öyledir. O yüzden evet. Nursel, gerçekten hani yerel seçimler sadece bir seçim değildir. Tabii ki. Oradaki oy başarısının bir politik manası tabii vardır. Tabii ki. Ve dolayısıyla hani yeniden bu mutabakatın evet şey olması, gündemleşmesi ve buradan tabii yol ki alabiliriz denmesinin evet de bir önemi ki var. Önemi var. Çağrı tabii var. Değerlendirirlerse çok kıymetli bir çağrı. Evet yani burada da defalarca konuştuk. Bütün bu değişimlerde, dönüşümlerde, çözümlerde kadınların öncü rolünü tabii konuştuk ki. Ve kadınlar hakikaten bu rolü hem yerel seçim vesilesi hem 8 Mart vesilesi bir kez daha kanıtladılar. Evet, evet. Yine 8 Mart haftasınız. O yüzden biz de böyle rengarenk giyindik. Böyle rengarenk de giyindik. Yani o yüzden 8 Mart en son final haftasına girdik çünkü. Evet. Biraz orada da çağrılarını vurgulamak istediği şeyler varsa yani son 5 dakika girdik. Hafta sonu biliyorsun cumartesi pazar Türkiye'de de öyle, dünyanın her tarafında. Eylem ve etkinlikler elbette ki hafta sonuna denk gelen günlerde yapılıyor. Hem Kuzeydoğu Suriye'de hem de Türkiye'de çok 8 Mart nedeniyle önemli etkinlikler vardı. Kadınlar rengarenk yine özel giysileriyle start verdiler her tarafta. Büyük etkinlik bugün şeyde vardı,
İstanbul'da vardı, Kadıköy'de. Binlerce diye vardı basın. Hakikaten de görüntülerde binlerce kadın. Tabii. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu olarak bugün İstanbul'da start verdiler. Biraz önce konuştuğumuz çerçevede 8 Mart'ta da öne çıkan siyasal mesajlar vardı. Evet, kadın özgürlüğü diyoruz ama kadın özgürlüğü nasıl gelecek? Yani bu ülke demokratikleşmezse, yani kadın özgürlüğü bütün Türkiye'ye nasıl gelecek? Yani o nedenle kadın özgürlüğünü Türkiye'nin siyasal durumuyla bağdaştıran, bağlantılandıran bir şey vardı, mesaj vardı. Onlar açığa çıkmıştı. Mesela İstanbul'da ben şey yaptım, çok önemsedim. Sayın Öcalan'ın dönem dönem işte yaptığı değerlendirmelerde ya da yazdığı kitaplarda yaptığı değerlendirmelerden alınan şeyler vardı, cümleler vardı. Onlar İstanbul yürüyüşünde, o büyük İstanbul yürüyüşünde şey yapılmıştı, yazılmıştı, pankart yazılmıştı, işte dövizler yazılmıştı. Ben onu şey yaptım, önemsedim Filiz. Örneğin şey vardı, birkaç öyle örnek de vermek istiyorum. Tabii öne çıkan slogan her zamanki gibi Jinjiyan Azadi'ydi. Jinjiyan Azadi ile özgürlüğe doğru, kadın özgürlüğüne doğru öne çıkan bir slogan. Yerini bulan bir slogan 8 Mart'la, bu önemliydi. Mesela şey vardı, kazanılacak özgür bir yaşam var. Kadınlar yani kendi açılarından. Bu bir dövizdi. Tecrit insanlık suçudur. Yani işte mevcut durumu Sayın Öcalan'ın özgür şeyiyle, tecritiyle ilişkilendiren bir durum. Hakikat önderliktir diye bir cümle vardı dövizlerde. Yine hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır. Sayın Öcalan'ın önemli cümlelerinden biri bu. Kadınlar bunu gündemleştirmişlerdi bugün. Yine yaşam böyle bilgeyle güzeldir. Evet, bir de şey vardı tabii, siyasal bir mesaj olarak özgürlüğün yolu kadından geçer deniyordu. Barışın yolu da barış annelerinden geçer. Barış annelerinin verdiği mesaj 8 Mart'ta. Evet, biz tabii ki hani dediler 8 Mart nedeniyle kadın olmaktan kaynaklanan yaşadığımız sorunları elbette gündemleştireceğiz. Bu bizim için önemli ama bizim yaşadığımız en önemli sorun barışın bu ülkeye gelmemesidir. Ve biz barış anneler olarak barış istiyoruz. Bu her 8 Mart olduğu gibi bu 8 Mart'ta da barış talebi ediyoruz. Barışın mücadelesini veriyoruz dediler. Adalet annelerinin mesajları vardı. Çok güçlü geçti Nursel. Evet. Hani çok böyle illerde, ilçelerde, Rojava'da, evet, yani hemen hemen özellikle her yerde şeyde başladı. Evet, evet. Kuzeydoğu Suriye'de hafta sonunda, evet, sokaklarda yürüyüşler vardı, paneller vardı, sempozyumlar vardı. Orada da hem işgale karşı hem tecrite karşı. Bütün işte, Kürdistan illerinde, evet, aslında, evet, şey vardı. O şiarla bir 8 Mart çalışması, kutlaması var. Önümüzdeki hafta doğru devam ulaşacak. Tabii her 8 Mart'lar aslında kadının siyasallaşması ve politikleşmesi için çok önemli anlar, önemli zamanlar. Kadın her devriminin 8 Mart'ta, evet evet, kadınlar katıldıkları eylem, etkinlikler, çalışmalar nedeniyle daha siyasallaşıyorlar, politikleşiyorlar. Yani bu da tabii kadın özgürlüğüne giden yolda çok, çok önemli. O nedenle hem mücadeleye devam diyoruz hem de 8 Mart'ta daha alanlara diyorum ben. Evet. Evet, zaten sonuna geldik. Özgürlüğün yolu mücadeleden, evet, geçeceği için alanlara, evet, ve sokaklara. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Nursel Aydoğan, siyasetçi ve akademisyen Nazan Üstün'de bizimle birlikteydi her zamanki gibi. Ağzınıza sağlık sevgili kadınlar. Tabii programımızı esasında bir aday ve bir kampanya yürütücüsüyle açtık. Urfa adayı, belediye eş başkan adayı Gülşen Özer bizimle birlikteydi. Onunla Urfa'daki seçim çalışmalarını değerlendirdik. Ebru Günay tabii DEM Parti
eş başkan yardımcısı ama aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eş başkan adayı Gülten Kışanan kampanyasını yürüten siyasetçilerden, kadınlardan bir tanesi ve gayet güzel özetledi o da Ankara'da kadınların neler yaptığını. Hem yerel seçimleri hem 8 Mart'ı hem de Dolmabahçe mutabakatını birlikte değerlendirdik. Birlikte onların kendi aralarındaki, o konuların kendi aralarındaki ilişkiyle ele almaya çalıştık. İyi bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine 8 Mart haftası devam ediyor elbette. Etkinlikler, eylemler devam edecek. 8 Mart'ın coşkusuyla bu programı bir kez daha kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte canlı yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.